Çok uzun yıllardır birlikte olan Dilan ve Fatih, birlikte yaşama kararı aldıkları günden beri çok heyecanlılar. Moda'da kiralayacakları evi bulmak için kolları sıvayan emlak avcılarımız bugün 3 ev gezdi. Aşkım çok güzel burası. Ne kadar güzelmiş. Boya istiyor şurası. Mutfak ha, gerçekten burası. Çok güzel ya. Mutfak çok iyi. Çok da sıkıntı değil aslında geniş olup olmaması ama çok basık geldi bana yani. Burayı çalışma odası olarak yeterli boyut olarak. Yeni gözüküyor. Burada da küvet yok. Lanet olsun. Emlak avcıları bu hafta Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'un sakin bir köşesinde, Anadolu yakasının en nezih semtlerinden biri olan Moda'da. Moda küçük iskelesi, nostaljik tramvayı ve eski köşkleriyle hala mahalle havasını koruyan İstanbul'un nadide semtlerinden biri. Bu hafta Dilan ve Fatih ile birlikte Moda'nın yemyeşil sokaklarında dolaşacak ve gencecik çiftimizin kendilerine uygun bir ev arayışına tanıklık edeceğiz. Merhaba, ben Dilansu Şahin. 25 yaşındayım, öğrenciyim. Bunun yanında yarı zamanlı eğitmenlik yapıyorum. Okulumun bitmesine az kaldığı için ve erkek arkadaşımla böyle bir plan yaptığımız için ayrı bir eve çıkmak istiyorum. Merhabalar, adım Fatih Olcan Şahin Baş. 27 yaşındayım. Mesleğim birden fazla. Hem oyun sektöründe metin yazarlığı yapıyorum, hem masaüstü rol yapma oyunları yönetiyorum. Hem de yarı zamanlı olarak sözleşmeli öğretmenlik yapıyorum özel bir okulda. Şu anda Ataşehir'de oturuyorum. Daha öncesinde kendi evimde oturuyordum ama bir senedir annemin yanındayım tekrar. Ayrıca bütün sosyal yaşamım Moda'da. Kız arkadaşım burada. Sosyal yaşamın ciddi bölümünde oluşturuyor doğal olarak. Bunların hepsi bir araya gelince, bir de kız arkadaşımla yaşamak isteğim en ağır şey olarak ortada durunca böyle oldu. Dilan ve Fatih'in aşk hikayelerinin tarihi yaşlarına göre çok eskiye dayanıyor. Biz tanışalı 12-13 sene oluyor. Lisedeyken tanıştık. O bayağı ufacık bir şeydi o zaman. Ben de küçüktüm de ona göre biraz büyüktüm. Yeni başladığımda liseye bir yarışmaya hazırlanıyordum. Yarışmaya beraber hazırlandığım öğretmenim benden sıkıldığı için bana seni bir öğrencime yönlendireceğim, o yardımcı olacak dedi ve gittiğimde Fatih ile tanıştım. Öğretmenin iyi ki zamanı yokmuş ya da benim daha iyi yapacağımı düşünmüş, tanışmış olduk. Yoksa aynı okulda olmamıza rağmen denk gelemeyebilirdik. Korkunç olurdu. Moda'da yaşamak istiyoruz beraber. Bunun temel sebebi de hem sosyal ortamımızın burada olması hem de aslında ikimiz için de en uygun yaşam alanının Moda olduğunu düşünüyoruz. Hangimiz ne ister, nasıl bir ev bakmak lazım ya da hangi evde ortaklaşırız, bence bunu belirlemek ikimiz için çok zor olmayacak. O yüzden zor bir süreç geçeceğini düşünmüyorum. Ben de umarım öyle geçmez ama ben akıl sağlığımı oturduğum evden daha çok önemsiyorum. O yüzden günün sonunda onun istediği olur gibime geliyor. Hadi bakalım ya. Bu kadar da çabuk havlu atacak değilim ama bakalım. İpleri çoktan Dilan'a kaptırmış gibi görünse de Fatih'in de oturacakları evle ilgili bazı istekleri var. Bakalım Dilan ve Fatih Moda'da istedikleri gibi bir ev bulabilecekler mi? İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında konumlanmış 16 milyon nüfusuyla çok kalabalık bir metropol. İstanbul'da, Anadolu yakasında bulunan Moda, sokakları deniz kokan çok özel bir semt. Kültürel aktivitelerin de merkezi olan Moda'da çok miktarda tiyatro, konser salonu ve opera binası bulunuyor. Tam 12 yıldır Moda'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Semra Hanım, bölgeye hakim tecrübeli bir isim. Bakalım Semra Hanım, Dilan ve Fatih'in o hayallerindeki evi bulabilecek mi? Evet, hoş geldiniz çocuklar. Nasıl bir ev istiyorsunuz? Şimdi bizim için öncelikle Moda'nın merkezinde olması çok önemli. Zaten bu yüzden size geldik. İkinci olarak ikimizin de isteği küçük de olsa bir balkonun mutlaka evde olması. Tabii ki. Bunlar dışında benim bir iki tane şahsi isteğim olacak. Birincisi internet altyapısının iyi olması gerekiyor Semra Hanım. Çünkü evden çalışıyorum ben. Bir diğeri de artı bir oda olursa eğer iyi olur. Yani çok o kadar elzem değil ama çalışma odası olarak kullanmak için bir alan olursa benim için çok iyi olur. Benim de var birkaç tane özel isteğim. Öncelikli olarak su tesisatı çok önemli benim için. Çünkü burada yaşadığım, daha önceki evde bir su problemi yaşadık ve çok zorlayıcı bir tecrübeydi. Evet, evlerin eski olmasından dolayı. Evet, o yüzden hani yani tesisatın iyi olması çok önemli. Yüksek tavanlı olursa şahane olur. Harika. Tabii su tesisatı yeni olsun, tavanı eski olsun. Yani. Bir de havada dursun. Yani. Peki. Onun dışında da balkon eğer yeşilliğe bakarsa müthiş olur. Yani. Bu ev için ayırdığınız bütçe nedir? 2000-2500 arası ama
Eğer ev çok şahane olursa kendimizi zorlamaya çalışacağız bence. Peki, o zaman kendinizi zorlayacaksınız gibi görünüyor. İstekleriniz çünkü 2000 lirayı atıyoruz biraz. 2500 ve biraz daha zorlandığı takdirde bulacağımızı düşünüyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizden haber bekliyoruz o halde. Tamam, görüşmek üzere. Merhaba, ben Nedir Semra Tamer. Yaklaşık 13 yıldır emlak sektöründe çalışmaktayım. Fatih ve Dilan'ın isteklerini aldım. İkisinin de farklı istekleri olmasına rağmen istedikleri kriterlerde bir ev bulacağına inanıyorum. Semra Hanım'ın Dilan ve Fatih'e göstereceği ilk ev, tramvayın geçtiği Bahariye Caddesi'ni kesen sokaklardan birinin hemen girişinde. Bu ev, Moda'nın merkezine sadece 5 dakika yürüyüş mesafesinde. Size göstereceğim ilk daire Bahariye Caddesi'ne 3. apartmanda. 60 metrekare, balkonlu, fiber internet, su tesisatı harika, hiç merak etme. Giriş katında bulunan dairenin binanın arka cephesinden bakıldığında birinci katta görünmesinin sebebi kot farkı. Evet, evimiz... Yüksek tavan. Evet, senin istediğin gibi. Tamam, salona bakalım o zaman. Salona. Çocuklar, yarı eşyalı. Eğer isterseniz kalabilir bu eşyalar. Tamam ama asıl olayı balkon, tamam. Yemyeşil bir bahçeye bakan balkon, Moda'da bulunması pek de kolay olmayan bir ayrıcalık. Balkonumuz. Aşkım çok güzel burası. Ne kadar güzelmiş. Semra Hanım, bu biraz sallanıyor mu? Problem değil, onu konuşuruz. Hepsi hallolur. Evi beğenmeniz önemli ama evin en güzel, en özellikli yeri. Ne kadar güzel gerçekten. Yere biraz yakın ama o beni endişelendirdi. Burada... Ya saçmalama, Moda'dayız. Hangi hırsız giriyormuş acaba ya Moda'da göbeğinde? Moda'da hırsız olmuyor mu? Balkonu gördüğümde inanılmaz beğendim. Çünkü ben yeşile bakmayı ya da ağaç görmeyi çok seviyorum. Balkon güzel. Yani yeşile bakıyor ama demirler sallanıyor. Sorun değil, yaptırırız gibi bir ton var evi gezerken sürekli. Ya ben yaptırıyorsam sorun, başkası yaptırıyorsa değil. Ama bir de şeyden endişelendim. Ya giriş kat olduğu için yani hırsız girer. Dilan diyor ki Moda'da hırsız mı olur? Bence olur. Her yerde hırsız olur. Burası mutfağımız. Çok çok yeni bir mutfak değil belki ama çok kötü de değil. Su yok. Su yavrum yeni değişti bütün olduğu gibi. Borular, su tesisatı. Tamam, biliyorsunuz o önemli çünkü. Tabii ki. Ocak eski, ona da bir şey yapmak lazım. Burası niye böyle senin? Onlar sorun değil. Ufak tefek şeyler var. Ev sahibi yapacak, biz mi yapacağız? Konuşuruz onları. Evin sıkıntılı yanlarından bir tanesi bence. Mutfağın küçük olması, çünkü ben yemek yapmayı çok seviyorum. Bir önceki evimde çok geniş bir mutfakta çalışıyordum. O yüzden böyle görünce biraz şey oldu. Evet, yatak odamız. Dolap var, o iyi. Bak, burası da yeşile bakıyor. Aşkım, yeşile bakıyor da bakamıyor. Bir şey söyleyeceğim. Salon böyle değildi değil mi? Hayır, burası ahşap. Kışın ısınma sıkıntısı oluyor mu? Hayır, hayır, hiçbir sıkıntısı yok. Merkezi sistem çok da ciddi ısınıyor. Ya bu canımı sıktı bir tek benim gene. Ama hayatım, sen de yani eski bina istiyorsun, Moda da istiyorsun, yeni pencere istiyorsun. Bir de bu parayı istiyorsun yani. Ben çok para harcamamak istiyorum. Yatak odasındaki pencereyi açmaya çalıştım, zorlandım. Ahşap ve eski. Onu yaptırmaları gerekiyor. Hem ısı kaçıracağını düşünüyorum hem de rahatsız bir şey yani. Kolu falan kötü. Burası da banyomuz. Boya istiyor şurası. Çamaşır makinesi var. O... Çamaşır makinesi var. Alacaktık, iyi olur. Ama bak, küveti var. Aa. Küvet iyi, küvet iyi. Ne oldu, ilgini çekti değil mi? İlgimi çekti. Oo. Evet, kapıda problem var ama Dilan, sizin beğenmeniz önemli. Evin detaylar hepsi hallolur. Semra Hanım, evle ilgili bütün problemlerinizi çözebiliriz, takma falan dedi ama banyoda kapı yok. Bir de ben ev sahiplerinin çok istekli olduğunu görmüyorum genelde yeni şeyler yapmak için eve. O yüzden bilemiyorum. Evin tadilata ihtiyacı olması çiftimizin canını sıktı. Şimdi sıra geldi evin kirasını öğrenmeye. Semra Hanım, çok güzel bir ev ama acaba fiyatı da güzel mi ev kadar? Fiyatı 2350 lira fiyatı. Yani ben evi çok beğendim. Yani diğer evleri de görelim, aramızda değerlendirelim tabii o zaman. İki daire daha göreceğiz şimdi. Aşkım çok güzel değil miydi? O ormana bakıyorsun resmen, çok enteresan yani. Ya, doğru ama o şey, demir sallanıyor. Yani bu çözülemeyecek bir şey değil bence. Diğer evlere bakıp değerlendirelim çünkü fiyatı gerçekten... bize uygun. Masrafları evet. Bir şekilde ben halledebiliriz. Ben de o yüzden diyorum zaten. Evet. Bence bayağı güzel, ben sevdim. Yüksek tavan da güzel oluyormuş, küveti de var. İstanbullular özellikle hafta sonlarında şehrin dört bir köşesinden Moda'ya gelerek vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Moda'nın vazgeçilmezlerinden biri olan dondurması da Dilan ve Fatih'in tadına doyamadıkları lezzetlerden. Anlat bakalım, benimle yaşamaya hazır mısın? Yani
çok zorlanmam diye düşünüyorum da. Asıl sen benim tişört katlayamayışıma alışacak mısın? Alışırım ya. Öğretirim sana, katlarsın kendini. İşte, inşallah. Bu arada evi beğendin mi? Ben bayağı beğendim galiba. Masraflar canımı sıkıyor, yoksa ev güzel. Olabilir ama yani yemyeşildi, gördün değil mi? Yani kapıyı açar açmaz yeşillikle karşılaşıyor olmam bence çok güzel. O çok güzel ama bazı kapılar açılamıyor sevgilim. Halihazırda açıklar, delik vardı kapıda bu kadar. Biliyorum ama bence yapılamayacak bir şey değil yani. Değil değil, yaparız herhalde. Bence güzel olur o. Dondurmacıya yakınmış, o iyi. Ben de bayağı sevdim o şeyi. Ayrıca da küveti var. Emlak avcılarımızın bugün gezdikleri birinci ev bahçe manzaralı daireydi. Bu evin moda merkezde bulunması gibi pek de kolay olmayan bir artısı var. Aşkım çok güzel burası. Ama evin tadilata ihtiyacı vardı. Boya istiyor şurası. Semra Hanım'ın bugün çiftimize göstereceği ikinci ev modanın merkezinde kafe ve restoranlara birkaç dakika yürüyüş mesafesinde. Çocuklar bu göstereceğim ikinci daire. Asansörlü, ikinci kat. İnternet altyapısı tamam, su tamam, merkezi sistem. Çok güzel bir daire. Hadi gidip beraber görelim. Hadi. Evet. Bu farklı bir daire. Yani ben bir görmenizi istedim. Fiyat olarak da burası farklı. Mutfak inanılmaz evet. Güzelmiş. Eşyalar? Eşyaların hepsi gidecek. Ha, gerçekten burası çok güzel ya. Mutfak çok iyi. Mutfak çok güzel. Peki şu ankastre falan da mı gidiyor yoksa onlar eve dahil mi? Ankastre eve dahil. Oh falan. Mutfağa bayıldım çünkü hem mutfak dolapları çok güzeldi, hem açık mutfakta hem de çok genişti. Evet, buyurun çocuklar, burası da salonumuz. Sen kimsin? Kediyi de beraber veriyoruz. Böyle bir salon. Ya burayı doldurmak zor olacak. Eşyalı olsaydı burası belki yani birazcık daha yukarı çıkmayı göze alırdık da. Bir de ben evet. Tavanları daha... Hah, ben buldum, tavan atacak. Yeter ki tutmayayım ha. Balkon yok. Balkon. Burada balkon yok. Dilancığım yeşile bakmıyor. Bu evde yeşilliğin olmaması ve balkonun olmaması biraz moralimi bozdu açıkçası. Çünkü evin kendisi çok güzel ama balkon olmadığında bence çok eksik. Bakalım Dilan ve Fatih evin yatak odasını nasıl bulacaklar? Gel Fatih'cim. Biraz küçük. Çok küçük. Salon genişti ama bu odayı küçük. Yani yatak odası çok da sıkıntı değil aslında geniş olup olmaması ama çok basık geldi bana yani. İdare edilmeyecek gibi değil ama değil mi? Tabii. Değil. Yani bir o zaman çocuklar bir de banyoya bakalım. Tamam. Banyomuz. Ay çok güzelmiş banyo. Küvet yok. Ama çok güzel ya. Ne yapacaksın küveti? Güzel de bir işte küvetli bir evim olmasın mı ya? Aşkım küvette ne yapacaksın? Küvette ne yapılıyor? Küvette yıkanacağım. Da yani ne kadar da bir yapabilirsin onu? İşte ben daha önce küvetli bir evde yaşamadığım için emin değilim ne kadar da bir yaparım tamam, ama. Ben sana söylüyorum yapmazsın. İşte yerim olan bir güvensizliğim beni üzdü. Fatih küvet kullanmak istediğini söyledi. Ama bu bizim ev bakmaya başladığımızda bir kriter değildi. Kendini toplayıp suyu hazırlayıp küvete girecek falan da biri olmadığı için çok kullanacağını zannetmiyorum açıkçası. Küvet yok ki kullanalım. Olduğu zaman kullanmaya niyetim var. Çok büyük bir istek olduğunu düşünmüyorum. Olsa güzel olur yani. Bakalım mutfağı ve banyosuyla emlak avcılarımızı etkilemeyi başaran evin kirası ne kadar? Ev çok güzel. Nedir fiyatı evin? Fiyatı 3000 lira. Yani hani biraz daha çok çalışın, daha güzel bir evde yaşayın. Düşünelim, konuşalım bakalım. Semra Hanım bir tane daha ev var değil mi? Bir ev daha var, onu da görelim. Tamamdır. Ondan sonra kararınızı tamamdır. Veririz. Bütçelerinin üzerindeki ikinci ev hem Dilan'ın hem de Fatih'in kafasını karıştırdı. Ben eve bayıldım ya. Mutfak ve banyo çok hoşuma gitti. Ama parası biraz fazla yani. Bak internet var, o iyi. Su tesisatında hiçbir sıkıntı yok, o iyi. Ücret sorunu var. Ama sen dersen ki ben bu evi çok beğendim ve istiyorum, bütçeyi zorlamaya çalışırız yani bilmiyorum. Yani bir düşünelim bence. Emlak avcılarımızın bir sonraki durağı modanın merkezine 10 dakika yürüyüş mesafesinde. Bu evin en önemli farkı artı bir odasının olması. Bakalım bu ayrıcalık Dilan ve Fatih'in seçim yapmalarını zorlaştıracak mı? Bugün Dilan ve Fatih İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Moda'da iki ev gezdiler. 60 metrekare büyüklüğündeki birinci ev bahçe manzarasıyla Dilan'ı kendine hayran bıraktı. Aşkım çok güzel burası. Ancak çok eski olan dairenin bir takım pürüzleri vardı.
Boya istiyor şurası. Evlak avcılarımızın gezdikleri ikinci evse içi tamamen yenilenmiş 1+1 daireydi. Ha, gerçekten burası çok güzel ya. Mutfak çok iyi. Ancak yatak odası Dilan ve Fatih'in beklentisinin çok altında kaldı. Çok da sıkıntı değil aslında geniş olup olmaması ama çok basit geldi bana ya. Moda'nın herhangi bir noktasından en fazla 20 dakika yürüyerek Kadıköy iskelesine ulaşmak mümkün. Dilan'ın Moda'da yaşamaya devam etmek istemesinin en önemli nedenlerinden biri de bu. Bu ikinci ev biraz yüksek geldi ya, bizim bütçemiz Moda'ya göre biraz düşük mü? Yani bana da öyle geldi bugün. Yani fazladan 2-3 tane iş yapsam karşılarız aslında ama para da biriktirmek istiyoruz. Ya ben üçüncü evden umutluyum, bir ona da bakalım. Evet. Sonra ne kadar zorlayabiliyoruz ona karar vereceğiz. Bence de. Son yıllarda sanatçıların Moda'ya yerleşmesiyle birlikte semtin kiraları çok yükseldi. Bu durum Dilan ve Fatih'i endişelendirse de görecekleri üçüncü ev bütçelerinin altında olabilir. Bugün Dilan ve Fatih'in üçüncü gezecekleri ev, Moda'nın merkezine 10 dakika yürüyüş mesafesinde bulunan Hasırcıbaşı Caddesi üstünde. Çocuklar, burası göreceğimiz üçüncü daire. Şurası oluyor, ikinci kat. Burası Hasırcıbaşı Caddesi. 2+1. Hadi görelim. Evet, burası da çocuklar üçüncü evimiz. 25 metrekare bir salon. Şurada balkonu var. Aydınlık bir evdir. Bütün odalar dışarı bakar. Bu eşyalar yine eşyalar, çıkacak değil mi? Evet, eşyalar kalmayacak. Çok fazla yeşil yok. Sadece şuradan biraz görebiliyorum ağaç en azından ama en azından böyle farklı bir şeyler yetiştirebilir. Çünkü güneş çok uygun şeye. Çiçek yetiştirmek için. Salona ilk girdiğimde biraz canım sıkıldı. Yani biraz moralim bozuldu. Ama sonra o eşyaların çıkıp bizim eşyalarımızın geldiğini hayal edince sanki o zaman olacakmış gibi, yani olabilirmiş gibi. O yüzden daha ferah olur diye düşünüyorum. Evin balkonu var. Bu güzel ama istediğim gibi çok yeşilliğe bakan bir ev değil. Aksine balkondan binayı görüyor olmak biraz hevesimi kaçırdı açıkçası. Burası birinci oda. Burası biraz küçük bir odadır. Giyim odası olarak kullanıyorlar. Tek kişilik bir oda. Buraya çalışma odası olarak yeterli boyut olarak. İşte sadece biraz fazla yakın karşı binayla. Evet, ama çalışma odası için çok sorun değil ya. Zaten siyah perde bakabiliriz. Burası ikinci oda. Bu biraz daha büyük ondan. Yatak odası olarak burayı düşünebilirsiniz. Evet, burası yatak odası. Ama dolap girdiği zaman yine darlaşacak tabii. Benim kıyafetlerim ve senin çalışma masan gibi bir şey yapabiliriz. Evet, öyle yapabiliriz. Çok hoşuna gitmez eminim ama yani evi düşündüğümüzde en makulü o gibi oluyor. Fazladan bir odamızın olması aslında güzel ama şöyle bir sorun var. Odaya dair planlarımız farklı Fatih'le. Muhtemelen benim planım gerçekleşecek. Amacım kıyafetleri ait oldukları yere yatak odasına koymak, kitapları da ait oldukları yere çalışma odasına koymak ve orayı bir çalışma odası haline getirmek. İki oda bir salon evin banyosu çok yakın zamanda tadilat görmüş. Banyo güzel, yani çok büyük değil ama yeni gözüküyor. Burada da küvet yok, lanet olsun. Banyo yeni, güzel ama küvet yok. Bu yani küvet olmayabilir tabii ki ama olsa daha mutlu olacağım. Kafam küvette kaldı. Onun dışında güzel. Bakalım yemek yapmayı çok seven Dilan evin mutfağını nasıl bulacak? O küçük balkonu var. Evet. Dolaplar da ama yeni gibi ya. Eski mi? Çok yeni değil, çok eski de değil. Evet. Ama rahat rahat yemek yiyebilirsiniz mutfakta. Hı hı. Tamam. Tamamdır. Evet çocuklar, üç evi de gördük. Bu evin bütçesini öğrenelim önce. Bu evin bütçesi. Burası 2500 lira. O zaman biz bunu değerlendiririz. Aynen, biraz düşünelim. Sonra döneceğiz. Tamam. Evleri değerlendiririz. Tamam. Geri dönüş yapalım. Tamam, değerlendirin bakalım. Teşekkür ederiz. Bir tane fazla onda olması çok iyi. Evet ama ne yapacağız o odayı? Sevgilim ama şimdi ben ders veriyorum ya da işte oyun oynatıyorum. Üstünü çıkarmak için ne yapacaksın? Görüntülü sevgilim, oluyor. Aynı dersi ben de veriyorum. Tamam ya, nasıl geleceksin, de üstünü değiştireceksin? Benim de ihtiyacım var ama yatak odasında üstümüze dolap mı düşsün? Ya hayır ama daha dar bir yatak odasını kaldırabiliriz bence. Bence kaldıramayız. Neyse bunu konuşuruz. Evet ama beni asıl rahatsız eden şey evin lokasyonu. Çünkü ev Moda'da değil. Yani bir düşünmemiz lazım. İlişkilerini birlikte eve çıkarak bir adım ileriye taşımaya karar veren Dilan ve Fatih, bugün Moda'da 3 ev gezdiler. Aşkım çok güzel burası. Boya istiyor şurası.
Ha, gerçekten burası çok güzel ya. Çok da sıkıntı değil aslında geniş olsun olmaması ama çok basık geldi bana. Burayı çalışma odası olarak yeterli boyut olarak. Yeni gözüküyor. Burada da küvet yok. Lanet olsun. O zaman karar anına geldik. Şimdi ilk ev olumlu olan tarafı küvet olması. Yeşile bakıyor olması. Tabii. Balkonu genişti ikimiz için de iyi. Ama beni orada düşündüren güvenlik meselesi ve çok tadilat gerektiriyor. İkinci evde nereyi gördük? Salonu genişti, odası küçüktü. Evet. İnternetinde yine bir sıkıntı yoktu. Su tesisat da iyiydi. Peki zorlayabilir miyiz 3000 lirayı? Yani onu düşünmemiz lazım. Eve eğer çok aşık olduysak bence zorlanabilir. Bir de üçüncü ev var. Üçüncü ev artı bir odası olan. Evet. Odası iyi ama en kötü yanı galiba modada olmamız. Evet. Hasırcı başında ve modaya 10 dakika yürüme mesafesinde olacağız. Ve bu bir sorun yaratabilir. O yüzden orayı eleyebiliriz bence. Tamam. Biz üçüncü eve eledik. Bir tanesi yeşil görüyor çok iyi. Senin istediğin. Sonra sen de mi bize geldin? Diğerinin de mutfağı muhteşemdi. Evet. Yani ben birinci evi daha çok istiyorum açıkçası. Diyorsun. Çünkü yeşile bakıyor, yüksek tavanlı, interneti iyi, küveti var. Ben de açıkçası 3000 lira kira vermek istemem. O zaman kararımızı verdik. Verdik gibi duruyor. Biz birinci evi seçiyoruz oturmak için. Evet. Sen de geleceksin mi bize? Dilan ve Fatih, birlikte yaşayacakları hayatın ilk adımını attıkları evlerine bir an önce kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Aynı evde yaşamak güzel. Hiçbir kötü sürpriz olmadı. Her şey beklediğimiz gibi oldu. Benim için de olmadı. Ben de gayet memnunum aynı evde yaşamaktan. Ama değdi. Yani iyi ki de bu evi seçmişiz. Çünkü masraflar bittikten ve tadilat işi bittikten sonra çok daha güzel oldu. İçimize sindi. Çok mutluyuz yani. Her ne kadar birlikte vakit geçirmeyi sevseler de kendilerine ait alan yaratmayı başarmış görünüyorlar. Yani bu yeşillik olayı aslında Dilan'ın isteğiydi ilk başta ama ben de böyle ofisi çalışma odasına çevirince benim için de iyi oldu yani.